Gaziantep Dedeman Zirveye Doğru programını sunar. Farklı başarı öyküleri, farklı hikayelerin yer aldığı Zirveye Doğru'dan bu hafta da selamlar. Programımız tüm hızla başlıyor. Bakalım hangi farklı konular var? Hep birlikte izliyoruz. Antep ilimizden başarı öyküleri devam ediyor. Kursan Gıda Pazarlama ve Dünya Markası Lepsan Kuruyemiş. Faris Grup güvencesiyle Faris Karpıt ve Faris Turizm. Gıda sektöründe başarılarını ispatlamış Tat Piliç ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Bozsüyük. Gaziantep ilimizden ilk olarak sizlere Lepsan Kuruyemiş ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan Uğraş'ın başarı öyküsüyle baş başa bırakıyoruz. Kursan Gıda Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Kuruyemiş sektöründe Antep ilimizden dünya markası Lepsan Kuruyemiş. Teşekkür ederim. Bize de böyle güzel bir programda yer verdiğiniz için. Antep'imize de hoş geldiniz. Ben çok küçük yaşlardan beri ticaretle uğraşan aile üyelerinden biriyim. Biliyorsunuz ticaret sahada çalışılarak öğrenilebilecek bir şey. Eğitimimi başta İngilizce olmak üzere gerçekleştirdim. 10 yıldır da ticaretle uğraşıyorum. Lepsan bir aile şirketidir. Çok eskiden beri faal olan bir şirkettir. Biz gıdada başladığımızdan bugüne sürekli Antep'e, Antep ekonomisine, Türkiye ekonomisine neler katabileceğimizi hep düşündük. Çok daha kaliteli ürünleri dünyaya pazarlamak istedik. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Başta TÜBİTAK'la olsun. Ve şu anda da gerçekten başarılı olduğumuz çok güzel ürünlerimiz var. Ve çok da mutluyuz. Tabii ki çalışmak devam ediyoruz. Sürekli devam edeceğiz. Çünkü çalışmanın sonu yoktur. Daha çok işçimiz olsun istiyoruz. Daha çok istihdam yaratalım istiyoruz. Ekonomiye daha çok katkımız olsun istiyoruz. Sektörün en köklü firmalarından biri olan Lepsan, uzun yıllara dayanan tecrübesini günümüzde ürün ve hizmet kalitesinde kullanmaktadır. Mayıs 2006 tarihinden itibaren yeni tesislerine geçerek üretimde kullandığı teknoloji, hijyen ve kalite standartlarıyla sektöre öncülük etmiş, ISO 22000 ve 9001 kalite sistem belgelerini alarak tüketicilerimizin ve müşterilerimizin beklentilerini tam olarak karşılayan güvenle tüketilecek ürünleri gıda mevzuatlarına ve yasalara uygun olarak yüksek verimlilikte ve zamanında üretim yapmayı planlamaktadır. Şimdi Lepsan 80'li yıllardan beri paketli kuruyemiş yapan bir firmadır. Şimdi marka olmak eskiden kuruyemişin fabrikası mı olur denilirdi. Ancak şimdi kuruyemişin şöyle bir özelliği vardır. Kuruyemiş 7'den 77'ye herkesin ağız tadıyla yenilebileceği, misafirini ikram edebileceği çok önemli bir ürün grubudur. Çok da ciddi market raflarında yer alan bir ürün grubudur. Biz de bunun bilinciyle beraber 80'li yıllardan bu yana paketli kuruyemiş yapıyoruz. Ve bu paketli kuruyemişleri en kaliteli şekilde, en sağlıklı, en taze şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Lepsan Türkiye'de bayi ağıyla çalışmaktadır. Ürün yelpazemiz 15'e yakın ürün grubumuz var. Bunlar kendi içinde 8-9 paketten oluşmaktadır. Yani genel toplama baktığınız zaman 150 tane ürün grubumuz var. Paket tarzını söylüyorum tabi bunları. Bunların içinden tabii ki ihracata yönelik
bazı gramajlarımız var. İhracatı yönelik özel markalarımız var. Türkiye'deki çok ciddi marketlere yaptığımız private label olarak ürün gruplarımız var. Ve Lepsan grubunun kendi bayi ağıyla gerçekleştirdiği ve her ilde olan kendi yöresel marketlerine dağıttığı ve dağıtım ağını fabrikadaki üretim anından başlayıp da tüketicinin kullanmasına kadar takip eden geri dönüş sistemiyle takip etmektedir. Kalite yönetim sistemi olarak Lepsan, ham madde tedariki konusunda hassas davranarak Türkiye ve yurt dışındaki en iyi ham madde üreticilerinden mal alımları yapmaktadır. Üretim, ISO 22000 gıda güvenliği sistemi ile yönetim ise ISO 9001 standartlarına uygun olarak Gaziantep fabrikasında yapılmaktadır. Hijyen, insan sağlığı ve kalite önceliğimizle kritik noktalarda elemeden geçen ürünler el değmeden en uygun koşullarda paketlenmektedir. Stoksuz günlük üretim planlamalarıyla en taze şekliyle tüketicilerine sunulmaktadır. Çünkü bizim kuruyemişte kalite çok önemli bir konu ve biz bunu Antep'e yakışır, Türkiye'ye yakışır ve firmamıza yakışır bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de BİM marketleriyle çalışıyoruz, Simbat kuruyemişleri olarak. Simbat gerçekten şu anda Türkiye'de hatta sayılır bir marka oldu. Çok ciddi bir ürün portföyüne sahip. Tabii ki diğer birçok marketle de çalışıyoruz. Ancak marketlerden ziyade satış noktalarımızdan tutun da büfelere kadar hiç nokta ayrımı yapmadan sürekli takip içerisindeyiz. Ve bunları çok daha iyi yerlere nasıl getiririz? Daha kaliteli ürünleri müşterilerimize nasıl sunarızın derdindeyiz. Çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Yine de az önce eklediğim gibi TÜBİTAK'la beraber yürüttüğümüz ortak projeler var. Bunlardan bazılarını şöyle kısadan izah edebilirim. Bizim Antep fıstığında ve Osmaniye'de genellikle yetişen yer fıstığında aflatoksin dediğimiz bir madde vardır. Bu madde insanlara zarar getiren bir maddedir. Biz bununla ilgili Japonya'dan makineler aldık. Japonlarla beraber ortak bir projemiz oldu. Bu proje neticesinde şu anda sıfır aflatoksin üretimi yapmaktayız ve bununla da ilgili gurur duyuyoruz. TÜBİTAK'la da ilgili zaten birçok ödüller aldık. Ve çalışmalarımız ve bu tarz çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda 150 tane çalışanımız var. Tabii ki bu senenin sonuna kadar yeni yaptığımız yatırımdan dolayı bir 200 olma ve 250 olma yolunda ilerleyeceğiz. Bizim tabii ki önce insan diyorum benim. Çünkü en büyük sloganım önce kalite sonra insan olması lazım. Bizim biraz sonra kapasitemizle ilgili anlatacağım. Fakat dediğinizi cevaplamak gerekirse şu anda 150 tane kendi portföyümde çalışan elemanım var. Ve Türkiye'deki bayi ağımla beraber şu an çalışan sayımız 650 tane.